Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda benden ısrarla istediğiniz Ryzen işlemcilerde undervolt, overclock ve RAM'lerimizin slayt değerlerine ince ayar nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Çok basit herkesin yapabileceği şekilde anlatacağım detaya inmeden. Kısacası siz de benim yaptığım işlemi adım adım takip ederek işlemcinizi overclock, undervolt yaparak sıcaklık değerlerini düşürebilirsiniz. Şu an benim deneme yanılma yaparak sağladığım stok fanla en iyi değerler bu şekilde. Arkadaşlar sizler kule tipi soğutucu veya sıvı soğutma ile anlatacağım şekilde deneme yanılma yaparak işlemcinizin sıcaklık değerlerini düşürüp GHz değerlerini arttırabilirsiniz. Benim stok fanla gördüğünüz gibi sağlamış olduğum 4.2 GHz'lerin üstüne de çıkarabilirsiniz. Bu tamamen kullandığınız soğutucunun kalitesi ile ilgili. Sağlıklı yapılmış bir overclock kesinlikle sisteme zarar vermez. Aksine yıla ile kullanacağınız sistemden daha iyi verim almış olursunuz. Benim şu an stok sağladığım değerleri söylemem gerekirse RAM'lerimi 3000 MHz'de hem SLA değerlerini düşürdüm hem de 3200 MHz'de çıkardım. Aynı zamanda işlemci 1.45 voltlardaki enerji tüketimini 1.25 voltun altına sabitledim. Bu sayede işlemcimin boşta ve yük altının ısı değerleri yaklaşık 10 derece kadar düştü. Şimdi detayları basit bir şekilde sizlere anlatayım arkadaşlar. Öncelikle sistemi default yani fabrikasyon ayarlarına döndürüyorum. Ardından delete ya da F2 tuşuna basarak BIOS'a tekrar giriyorum. Değerler gördüğünüz gibi voltaj yüksek, sıcaklık boştayken 65 derecelerde seyrediyor. İşlemcim 3.6 GHz'de şu an. Her şey sıfırlanmış vaziyette. Tabi bunları stop fan ile olan kasıda yapıyorum arkadaşlar. Benim yapacağım bu ayarlar sizin işlemcide farklılık gösterebilir. Bunun sebebi işlemcinin silikon kalitesi ile ilgili. Bu biraz şans işi. Eğer benim yaptığım işlemler sonucunda hata alıyorsanız voltajı biraz da arttırın arkadaşlar. Şimdi detaya inelim. İlk olarak Advantage moda giriyoruz. Ardından AI Tweaker seçeneğine giriyoruz. Sonra AI Overclock Tuner seçeneğini Auto'dan DOCP'ye getiriyoruz. Daha sonra CPU ratio sekmesine gelip auto yazan yere 42 değerine girip enter diyoruz. İşlemci overclock değerlerini bu şekilde giriyorum. Şimdi işlemcinin voltaj değerini düşüreceğiz arkadaşlar. Aşağılara iniyoruz. CPU Voltage yazan sekmesini görüyoruz. Bizim işlemcim şu an 1.406 volt çekiyor. Sağ tarafta görüyorsunuz. CPU Voltage sekmesine basıyoruz. Auto yazan seçeneği manuel yapıyoruz. Sonra CPU Voltage override seçeneğine gelip Auto ezen yere 1,25 yazıp enter diyoruz. Benim stabil değerler bu şekilde. Şimdi son olarak RAM'in megaz değerini arttırıp seyahat değerlerini biraz daha sıkıyoruz. Bu işlem bize az da olsa FPS kazanım sağlayacaktır. Ryzen sistemler RAM frekansı ve seyahat değerli önemli arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Aynı sayfada RAM frekansını 3200 MHz'e alıyoruz. Sonra RAM timing kontrol seçeneğine giriyoruz. Gördüğünüz gibi benim kullandığım Corsair 3000 MHz LPX RAM'lerin selay değerleri bu şekilde. Buradan 16, 18, 18, 18, 36 değerleri giriyorum. Yani selay değerlerini biraz daha sıkıyorum. Böylece RAM'in tepkimesi daha hızlı olacak. Sizler de bu şekilde deneme yanıma yaparak ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar başa dönüp kaydediyorum. Ve son defa değerleri gözden geçirip yeniden başlatıyorum sistemi. Şimdi BIOS'a tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi voltaj düştü. Bu sayede ısım azaldı. 64 derecelerde gezen işlemci sıcaklığı 58 derecelere indi. Aynı zamanda 4.2 GHz'e çıkardım işlemcimi. RAM'lerimi de 3200 MHz'e çıkardım. Ben bu değerlerle yaklaşık 3 ayda sürekli stabil şekilde kullanıyorum. Sizlere editleri yayınları bu sistemle hazırlıyorum. Evet arkadaşlar. Ryzen sistemlerde Undervolt Overclock ve RAM Timing hız aşıtma işlemleri bu şekildeydi. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.